Biz böyle bir Akın Hoca'yla bilek güreşi yapacağız. Yalnız arkadaşlar bu nasıl ilerliyor? Evet. Yalnız benim rakibimi görüyorsunuz. Çok güçlü rakip. Güçlü rakip gücünü bilekten veya koldan almıyor. Gücünü beyinden alıyor. Neticede kendisinin bu konuda yazılmış 318 sayfalık görüyorsunuz bir kitabı var. Yani kitap editörü. Yani bizim tartışmamız ne kadar efektif olacak? Daha şimdiden pes etmiyorum. Bileğini bükmeye çalışacağız. İnşallah literatür ışığında. Şimdi ürojinekolojide özellikle de stres ürünler inkontinansta modern cerrahi olarak baktığımızda tarihçe yani bu işin tarihçesi 1910'lu yıllara dayanıyor. Her otör, her müellif kendi ismiyle bir cerrahi teknik geliştirmiş. Ve bu teknikle de işte tarihsel sıralamayı da görüyorsunuz. Ben Zeynep Kamil'de asistanken biz MMK yapardık. Yani Marshall Marşette Krans yapardık. Şimdi birçok asistan arkadaşımız, yaşı benden genç olan arkadaşlar belki adını bile duymamışlardır ama biz bunu yapardık. Daha sonra Birch girdi bizim pratiğimize. Birch yapmaya başladık. Tabii ben yılları da söyleyeyim. Ben 90-95 yıllar arasından bahsediyorum. Yani benim asistanlık dönemimden bahsediyorum. Bu Pereira, Stamez, Raz, Cites bunlar hep ürologlar tarafından yapılan iğne teknikleriydi ama göründüğü gibi hiçbir teknik, çok iyi bir teknik olmadığı gerekçesiyle sürekli yeni teknikler çıkmaya başladı. Yani başarı şansı hiçbirinde %100 olmadı. Başarı şansı çok iyi bir başarı şansı yakalarsaydı zaten bu evrim bu şekilde devam etmezdi. Yalnız daha sonra bu isimsel sıralama, burada görüyorsunuz Aldrich, Moir, Raz hepsi isim. Daha sonra bu 90'lı yıllardan sonra Ulf Sten-Petros falan dönemi isim işini bitirdi. Tekniğin, enstrümanın adıyla anılır bir teknik oldu. Mesela Tension Free Vaginal Tape geldi. Bunun mucidi Ulmsten'dir ve Papa Petros'un integral teorisine dayanır. Bütün bu midüretral sealingler, yani bu mesane boynundan değil de midüretradan bir mesh geçirirsek bu iş daha iyi olur. Arkasında yatan büyük bir teorik bilgiyle, teoriyle, önünde de bir enstrümanla ki bunun dediğim gibi mucidi İsveçli müellifimiz, hani bunu tarihi bir değeri olduğu için koydum. Howard Atwood Kelly, gördüğünüz gibi 1914'te yayınladı bu Kelly ameliyatını ki yapardık eskiden. Ve John Christopher Birch 1961 yılına ait. Ancak bu yeni teknikler dediğimiz tekniklerin mucidi, bu Papa Petros'un integral teorisiyle ve Ulmsten'le de beraber çalıştılar. Daha sonra Johnson Johnson'a Ulmsten bu TVT ameliyatında yaptığı başarılarla patentini sattı. 2004 yılında ne yazık ki vefat etti Ulmsten. 2014 zannediyorum yanlış. Pardon 2004'te vefat etti. Ancak gördüğünüz gibi 1997 yılında yani ben uzman olduktan sonra Avrupa'da onaylandı, 1998'de de Amerika'da onaylandı ve kullanıma başladı. Yani retropubik operasyon TVT, Tension Free Vaginal Tape onaylandı ve kullanıma başladı. Ancak yine iş bitmedi. Yine bir arayış içerisine girildi. Çünkü sistoskopi gerektiriyordu. Çünkü mesane yaralanması oluyordu. Bu nedenle bu Fransız meslektaşımız Emmanuel Delorme 2001 yılında bir ürologtur kendisi ve dıştan içe TOT tekniğini tanımladı, yayınladı. Jean de Leval de 2003 yılında içten dışa TOT tekniğini yayınladı. Nereden biliyorsunuz derseniz Papa Petros'un integral teorisi. İlk olarak Emmanuel Delorme'nin bu dıştan içe TOT tekniği ve bu bakın impact faktörü de 17.581 olan dergide yayınlandı. Jean de Leval, Belçikalı bir meslektaşımız, ürolog ve içten dışa TOT tekniğini yayınladı. Sonra görüldü ki bu teknikler gerçekten etkili, gerçekten faydalı, yan etkileri gerçekten az, hızlı uygulanıyor, kolay uygulanıyor ve mavi çizgi yani Birch tekniği gitgide azaldı. Bakın 2000 yılından 2009 yılına kadar olan tarihsel gelişmede Birch'te çok ciddi bir düşüş görülürken total olarak sealing tekniklerine baktığınızda 2000'li yıl
yıllarda Birch'le eşit yapılırken 2009'lara gelindiğinde neredeyse ameliyatların %95'i sininkle yapılmaya başladı. Hemen hemen bütün dünyada da bu rakamlar böyle. Ancak yine en üstte siyahla gösterdiğim 100 bin kadın başına düşen operasyon sayısının da yıllar içerisinde arttığını görüyoruz. Bu da enteresan bir bilgi olarak şurada duruyor. Yine o siling sisteminin yani TVT'nin ilk ortaya çıktığı yıllardan itibaren bakın sarı olan Birch pastasının yıllar içerisinde 98'den 2000'e kadar azaldığını, kırmızı olan TVT pastasının yıllar içerisinde arttığını görüyorsunuz. Pastada yerini hızlı bir şekilde almaya başladı ilk ortaya çıktığı andan itibaren. Ancak 2004-2006 yıllarına bakıldığında, bu 2009'da Ferretti tarafından yayınlandı, özür diliyorum, TVT'nin yavaş yavaş azaldığı, TOT'un yavaş yavaş sahnedeki yerini aldığı ortaya çıktı. Demek ki insanlar TVT'nin komplikasyonlarından bir miktar çekindiler ve TOT ameliyatının da başarısı TVT kadar en azından olduğu gösterilerek bu artış sağlandı. İngiltere'ye baktığımızda, İngiltere'de bu çok büyük 3 hastane, Guy's Hospital, St. Thomas Hospital ve King's College verilerine baktığımızda ilginç bir şekilde siling operasyonları ne TVT ne de TOT 2006'lara kadar pek yapılmamış. Ancak yapılmaya başladığı andan itibaren yıllar içerisinde ağırlıklı olarak TOT ameliyatı görüyoruz. Ağırlıklı olarak TOT ameliyat sayılarını görüyoruz. Ancak TVT de azımsanmayacak düzeyde en azından yarısı kadar bir TVT ameliyatında yapıldığını görüyoruz İngiltere'deki hastanelerde. Birch ameliyatının bakın 3000'lerden 192'lere kadar yani inanılmaz bir düşüşe geçmiş Birch ameliyatı neredeyse hiç yapılmıyor gibi İngiltere'de TVT ve TOT'la kıyaslandığında. Burada ilginç bir data var kırmızı içerisine aldım. Mesela şu yıllar içerisinde parsiyel TVT çıkartılması ve total TVT çıkartılması rakamları ilginç. Mesela total TVT çıkartılması 126, 309'lu rakamlardayken TOT çıkartılması yani ameliyattan sonra tekrar çıkartmak zorunda kalınması 77 gibi 66 gibi rakamlarda kalmış durumda. Volüme bakarsanız oldukça yüksek miktarda TOT ameliyatının yapıldığı yıllarda çıkartılma ameliyatlarının rakamları bunlar. Bazı sitelerde gerçekten internet sitelerinde görüyorsunuz ki TOT'ta iki kat fazla ve operasyon oranları var gibi. Bu data nereden geldi diye merak ettim. Danimarka'nın ulusal datasını bir survey şeklinde bir doktora tezi haline getirmiş bu bayan. Ve göstermiş ki gerçekten TOT referans alındığında, TVT referans alındığında TOT ameliyatlarının 1.7 kat hatta adjusted hazard ratio'su 2.1 kat olacak şekilde daha reoperasyona daha açık bir ameliyat olduğu yönünde bilgi var. Ancak bu 5 yıllık bilginin detayına bakacak olursanız bu üriner enjeksiyonlar Danimarka'da üretral enjeksiyonlar hızlı bir şekilde reoperasyona gidiyor. Çok hızlı bir şekilde reoperasyona gidiyor. Ancak diğer ameliyatlar 3 aşağı 5 yukarı 5 yıl boyunca reoperasyon oranlarını koruduğunu görüyorsunuz. Yine aynı Danimarka datasında %5. Yılda %2.5'a %5'lik bir reoperasyon. Ancak şunu unutmayalım, bu bir randomize kontrollü çalışma değil, survey datası. Bizim esas üzerinde durduğumuz, yani bu yayın hiyerarşisi içerisinde gördüğünüz gibi survey datalarının piramidin altında yer aldığı, halbuki randomize kontrollü çalışmaların piramidin tepesinde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle randomize kontrollü çalışmalar ve uzun dönem çalışmalar, çünkü vakit de geçti, yeterince elimizde toplandı. Örneğin 2016'da bu 83 TOT 93 TVT karşısında yapılan 5 yıllık takiplere bakıldığında aralarında etkinlik yönünden fark bulunmadı. Bu yan etkiler yönünden yani meşin ortaya çıkması, üriner retansiyon, daha sonra tekrar inkontinans cerrahi geçirme oranları, pelvik ağrı yönünden TVT ve TOT oranlarını görüyorsunuz yan etki yönünden arada fark olmadığı bu randomize kontrollü çalışmada gösterildi. İngiltere'de 2007 yılında belki Birch'ü TVT'yi kurtarmak için bilmiyorum bir çalışma dizayn edildi ve 5 yıllık sonuçlarında Birch'ün TVT'ye eşit oranda 2007'de yayınlandı bu.
etkinliği olduğu gösterildi. Ancak biraz önce datayı gösterdim size, İngiltere'de ağırlıklı olarak TOT ameliyatı yapılıyor. Ben kendi ülkemizden de yapılan yayınlara baktığımda ağırlıklı olarak TOT ameliyatı ile ilgili yayınları görüyorum. Çoğunlukla TOT'la ilgili veriler var. Neden? Çünkü komplikasyondan korkuluyor. Komplikasyonlara baktığımızda işte bu anatomik lokasyondan dolayı ve bu bölgedeki yaygın damar durumundan, hatta intraabdominal geçiş olma ihtimalinden dolayı komplikasyonlar korkulacak düzeyde de olma ihtimali olan komplikasyonlar. Majör kanama gibi bağırsak perforasyonu, 4 ölüm bildirilmiş. Hatta bu 7 bağırsak yaralanmasının ikisi ölümle, vasküler komplikasyonların da yine ikisi ölümle, ki vasküler komplikasyonların detayları burada var, hangi damarlar yaralanmış şeklinde. TOT'ta komplikasyon olmuyor mu? Oluyor. TOT'ta TVT'ye göre çok çok az miktarda mesane perforasyonu var. Birazdan göstereceğim. TVT'de %7'lere varan mesane perforasyonu varken TOT'ta çok nadir. Çünkü TOT'ta mesaneden uzaksınız. Hatta TOT ameliyatı yapıldığında ameliyat bitiminde sistoskopi önerilmiyor. Komplikasyon oranlarında az olduğunu görüyoruz. Sebebi de bu majör vasküler yapılara yaklaşık 4.4 santimlik, eğer doğru yapılırsa, obturator foramenden doğru lokasyondan geçirirse, ameliyat tekniği düzgün uygulanırsa, komplikasyon oranlarının da az olduğu, daha standart bir cerrahi olduğu görülmekte. Yine 2009 yılında TOT komplikasyonlarıyla ilgili 27 aylık takiplerde her meşin aynı olmadığı burada daha çok vurgulandı ama benim tabii conflict of interest tekrar etmem lazım çünkü conflict of interest ile ilgili bir konuşma yapıyorum ama hiçbir firmayla hiçbir bağlantım olmadığında tekrar gündeme getirmek isterim. Çünkü burada birçok firmanın ismi geçiyor. Burada da görüldüğü üzere oldukça düşük düzeyde komplikasyonlar var. Birkaç ay önce yayınlandı. Bir sistematik review yayınlandı. Ve bu review'ün sonucuna baktığımızda acaba biz bir mesh ile ilgili exposure var mı? Gerçi bu Kakanelli'nin yayınında oldukça yüksek miktarda rakam var burada. Gördüğünüz gibi 1439 vakayı içeriyor. Bu sistematik review içerisinde alınan totalde şunu göstereyim ben size. TVT'de erozyon, vajinal erozyon oranları %6.4, TOT'ta vajinal erozyon oranları %5.6 ortalama olarak verildi. Ancak mesh tiplerine göre bu oranlar değişiyor. Monoflaman prolen kullanırsanız en tercih edilmesi gereken mesh erozyon oranlarının %4.7 olduğu, ancak multiflaman kullanımında %14 ve polyester kullanımında da %31 gibi çok yüksek mesh erozyon oranları olduğu bildirildi. Yine 92 bin vakayı içeren 2017 datasının 8 yıllık takibinde, hızlı hızlı geçiyorum buraları, hastaneye tekrar yatma oranlarına baktığınızda, tekrar inkontinans ameliyatı geçirme oranlarına baktığınızda aslında TVT ile TOT arasında bir fark olmadığını görüyoruz. Abdominal sakrokolpopeksiye biz birch mi ekleyelim hazır abdomene girmişken, yoksa TOT mu yapalım? Abdomene girmiş olmamıza rağmen TOT mu yapalım? Bu Amerika'dan yayınlandı. Mayıs 2018, daha birkaç ay önce yayınlandı bu makale. Gördüğünüz gibi kesinlikle TOT ameliyatının daha etkili olduğu, daha az reoperasyon ihtiyacı olduğu gösterildi bu New York'tan yapılan makalede. Yine 2017 yılında TVT'de %61.8, TOT'ta %76.5 arada bir fark yok şeklinde uzun dönem sonuçlarına ait bir meta analiz de yayınlandı. Bu meta analizde yan etkiler yönünden de çok karmaşık bir slide, onun için detaya girmeyeceğim ama Sivasoğlu hocamızın da burada bir datası var. Örneğin groin pain'i Sivasoğlu hocamız TOT'ta oldukça yüksek bulmuş, %33 bulmuş ama diğer çalışmalarda %33'lere bakan bir ulaşan bir rakam yok. İşte TOT'ta 4.4, TVT'de 6.7'ler var. Dikkat ederseniz kasık ağrıları yönünden de baktığınızda ben kabul ediyorum TOT'ta bir miktar daha fazla kasık ağrısı olabilir. Ancak arada bir fark olmadığı yayınlandı. Ekim 2017'de yine bir meta analiz yayınlandı. Bu meta analiz sonuçlarına göre, çok fazla bu forest plotlarla sizi sıkmak istemiyorum ama kesinlikle börçe oranla mid üretral ceilinglerin üstün olduğu, yani etkinlik yönünden börçten daha iyi olduğu gösterildi ve TVT ile TOT kıyaslandığında da bu çalışmada hiçbir farkın olmadığı, nitekim şurada görüyorsunuz, yan etkilere bakıldığında mesane yaralanması bakın 2.5 kat TVT'de fazla, TOT lehine oranlar var.
hematom yönünden 2.61 kat, vajinal erozyon yönünden TOT daha başarısız, 0.65 odds ratio'su var. Yani TVT daha başarılı vajinal erozyon yönünden. Bunda da dıştan içe yöntemde vajinal erozyon daha çok oldu. İçten dışa değil de dıştan içe yapılanda daha çok oldu. Bunun oranları yükselttiği söylendi. Üriner trak enfeksiyonu enteresan bir konu. Neden istatistik olarak anlamlı TVT'de daha yüksek çıkmış? Bunu bilemiyorum. Yani bir izahı var mı? Akın Hoca belki söyler ama bu meta analizde istatistik olarak anlamlı derecede TVT yapılanlarda üriner trak enfeksiyonu daha fazla çıkmış. Gördüğünüz gibi mesanede depolama fonksiyonları yönünden fark yok. Ancak işeme güçlüğü yönünden bakın P değeri 0.02 yani anlamlı derecede TOT lehine bir işeme disfonksiyonu yönünden bakıldığında ve kateterizasyon arasında fark yok. Nitekim reoperasyon açısından fark yok. Ben hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Zamanımın çok azaldığını biliyorum. 2018'de bir network meta analiz yayınlandı. Biliyorsunuz meta analizler içerisinde network meta analiz en güvenilir. Benim söyleyeceklerimin özetini conclusion bölümünde söylediler. Biz TOT'u öneriyoruz. Bu meta analizin sonucunda ister TVT, ister TOT, TVTO, ister TVTS, isterse diğer müdahalelere karşılaştırma yapıldığında bu network meta analizinde biz TOT'u öneriyoruz şeklinde bir şey ortaya çıktı. Umarım aklınızdaki teraziyi bir miktar bu tarafa çekmişimdir. Şimdi Akın Hoca öbür tarafa çekecek. Burada gördüğünüz gibi bütün isimler var. Ancak Türk bir isim yok. Buna üzülerek görüyorum. Yani bu bir toplantı öncesinde de konuştuk. Denizli gibi tekstili yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Proleni şöyle bir tekstil haline getiremememiz çok çok enteresan. Neden ülkemizin bir meşi yok? Böylece bütün paralar dışarıya gidiyor. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Hocam bu kapsamlı ve literatürü çok güzel özetleyen sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Peki şimdi TVT mi yapalım, TOT mu yapalım? Sayın Profesör Doktor Akın Sivaslıoğlu, sahne sizin lütfen. Sayın başkanlar, değerli meslektaşlarım günaydın. Öncelikle sevgili Murat hocamın benimle ilgili söylediği güzel şeyler için teşekkür ediyorum. Ama rakibiz hocam. Şimdi TVT ve TOT arasındaki iyilik açısından veya hangisinin doğru bir yöntem olduğu açısından tartışmayı biraz daha ben farklı bir boyutta götürmek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Daha dün de göstermiştim sizlere. Bakın bunlar puboüretral ligamanlar, bu üretra, bu mesane. Anatomide temel ayrıntı şu slide'da gizli. Peki retropubik TVT'deki espirine bu gördüğünüz puboüretral ligamanları en iyi şekilde taklit etme niteliğinde olması. Şimdi üretranın nasıl kapandığını da kısaca bir vurgulamak istiyorum. Gördüğünüz gibi anüsün uzun kasıyla yavator tabağın mesane tabağına uyguladıkları vektöryel güçler sonrasında puboüretral ligamana karşı mesane rotasyon hareketi yapar ve böylece üretral kilitlenir. Bu eşitlemin bir diğer boyutu ise pubococcus kası üretrayı öne doğru, yani simfiz pubis'e doğru çeker ve böylece de üretra hem kendi etrafında rotet olur hem de izlediğiniz tarzda dirseklenir. İşte bu mekanizmanın çalışabilmesi için puboüretral ligamanların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu mekanizmayı taklit edebilecek tek ameliyat TVT'dir. TOT sadece ve sadece burada basit bir destek noktası olarak kalır. Devamında işte TVT'deki geçiş şekli, işte transoperatordaki kalış şekli. Şimdi esas ilginç ayrıntı burada başlıyor. Yani bu köpekle idrar inkontinansının ilişkisi ne diyorsanız aslında çok fazla. Demin bahsettiğimiz Emmanuel Delorme köpek çalışmalarından sonra TOT'u gündeme getirdi. Ama burada bir sorun var. Bakın canlılar arasında üretranın mesanenin altında olduğu canlı grubu biziz. Yani insanlar. Ama bakın köpekte olay ne? Üretra mesanenin üstünde. Dolayısıyla
bunun neresine küçük bir destek koyarsanız bile kontinansı sağlarsınız. Tabii çıkış yanlış olunca sonuç da yanlış oluyor. Şimdi bu slaytları ben Delorme'dan aldım. Böyle bir debate'in olacağını ve bana slaytlarını göndermesini istedim. O da gönderdi. Bir defa Delorme artık tekniğini tamamen değiştirdi. Yani bizim Türkiye'de ilk yaptığımız ve sizin şu anda kullandığınız teknik aslında obliktot. Ve Delorme çok ahlaklı bir bilim adamı. Kullandığı tekniğin yanlış olduğunu uyarılarak kulak verdi ve revize etti. Özellikle Delorme'un yeni tekniğindeki isim retropubic tot. Yani esas komik taraf da şuradan başlıyor. Bütün sevgili hocamın gösterdiği veriler oblik totla yapılan veriler. Ve bu oblik totla yapılan verilerle bu kadar güçlü bir data elde ediliyor ki yani benim derin şüphelerim var. Çünkü anatomiyle hiçbir alakası olmayan bir ameliyat bu. Bakın Delorme ne yapıyor? İzlediğiniz gibi bu bir retropubic TV'deki geçiş yolları. Delorme şimdi arkadaşlar bu kendi slaytıdır. Asla benim slaytlarım değil, kendisinden gelen slaytlardır. Bakın bu geçişe izliyorsunuz değil mi? Hayır diyor. Bunu kendisi yaptı. Şimdi kendisi hayır diyor. Nasıl ilk totu Türkiye'de ben yaptıysam ve nasıl hayır diyorsam o işi daha da abarttı ve dedi ki bunu kullanma. O yüzden siz bunu kullanıyorsunuz. Devamında arkadaşlar şimdi bizlere yeni bir teknik öneriyor. Bunun adı da retropubic tot diyor. Bu retropubic tot da arkadaşlar işte ayrıntı burada gizli. İzlediğiniz gibi geçiş şeklini bu hale getirerek puboretral ligamanları anatomiye uygun taklit eder hale geliyor. Yani oblik geçişte bu kadar başarı varsa, oblik geçiş bu kadar iyiyse Delorme salak mı bunu tekrar değiştirmek istiyor? Şimdi ben ısrarla şunu söylemek istiyorum. Demin sevgili hocam benim analizimle ilgili bir soru işareti oluşturdu. %33 oranında kasık ağrısının olduğunu gördünüz orada da. Aslında o rakam daha da yüksekti. Ben biraz utandım, sıkındım. Ya biz yanlış iş yapıyorsunuz derler diye biz onu biraz daha hatta revize etmek zorunda kaldık. Eğer hastaya dürüst sorular sorarsanız aslında totun ne kadar sıkıntılı bir ameliyat olduğunu görürsünüz. Bakın bunun başka bir anatomik ispatını yapacağım size. Şimdi yeni teknikte arkadaşlar kancanın hareketlenmesine bakın. Ve hedeflediği yer neresi? Üretra. Kancanın pozisyonuna bakın lütfen. Özellikle kendisi yine kendi slaytlarıdır. Bu hareketleri yaparken parmak işaret parmağından yardım alıyor ve özellikle bunun üretrayı koruyacağını söylüyor. Teknikle ilgili detaylara çok fazla şimdi girmek istemiyorum. Ama sonuçta bütün espri puboretral ligamanı olabildiğince en güçlü şekilde taklit etmek arzusu. Özellikle retropubic totta kesiniz aynı, giriş yeriniz aynı ama kancanızın pozisyonunun ne kadar farklı olduğuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu hareketleri yaparak gene amaçladığınız şeyin puboretral ligamanın olduğunu vurgu yapmak istiyorum. Ve bakın yine bu slide Delorme'dan geliyor. Lütfen bakın vertical tunneler yani bizim bahsettiğimiz giriş şekliyle ilgili özellikle bunu kullandığınız zaman bakın neredeymişsiniz arkadaşlar? Bantınız nerede yerleşiyormuş? Mesane boyunda. Şimdi hepimiz çalışma yapıyoruz. Kadına soruyorsunuz. İdrar kaçırman var mı? Yok. Evet yok. Ama bu kadınlarda ölç var. Sorun göreceksiniz. Çünkü bu zaten lokalizasyon olarak neredeyse mesane boynuna konuluyor. İşte bunu fark ettiği için şu anda mit üretmeye koymak için tekniğini değiştirdi ve retropubic totu gündeme getirdi sevgili Delorme. Şimdi demin sevgili hocam bahsetti bu Hansen'le ilgili çalışmadan. Aslında slaytlarımdan hiç haberi yoktu ama tabii çok akıllı bir hoca olduğunu biliyoruz. Bunu akıl kullanır diye hemen benim önümü kesti aslında ama
çok ilginç. Ben bu Hansen'in birkaç cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir defa şiddetli inkontinans olan kadınlar kesinlikle TVT'de daha fazla fayda görüyor. Literatüre bakın lütfen. Bütün çalışmalar TVT TOT arasında ya TVT'nin üstün olduğunu veya çalışmaların eşit ağırlıkta başarılı olduğunu söyler. Ama ben şu ana kadar TOT TVT'den üstündür diye bir çalışma görmedim. Bir başka şey, özellikle bunu da aklınıza sığınarak ifade etmek istiyorum. Yine Hansen'in bir iddiası bu. Diyor ki TOT düşük volümlü kliniklerin işi. Yani hani çok iddialı davranmayan, ya biz bunu yapıyoruz konseptinde davranan kliniklerin işi. Öte yandan TOT yapılan olgularda eğer başarısız olursanız ikinci ameliyatınızda da çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla TOT tekniğini uygularken bir defa önce onu bir revize etmeniz gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. TOT uygulamaya devam edecek arkadaşların kesinlikle retropubik TOT'a gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer pratiğinizde TOT'la ilgili sonuçlarınızın başarılı olduğunu düşünüyorsanız o zaman ben bir kez de TVT denemenizi öneririm. Çünkü TVT denerseniz bu defa çok daha başarılı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.